Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdürü kanalında bugün en basit ve en lezzetli anlatımıyla brownie var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimize öncelikle çikolatalarımızı doğrayarak başlıyoruz. 4 tane çikolata 240 grama denk geliyor. Yaklaşık bu civarda çikolata bizim için yeterli olacaktır. Ya da 250 gram kadar damla çikolataların bitterlerinden de kullanabilirsiniz. Öncesinde çikolatalarımı küçük küçük parçalar halinde doğrayacağım. Ocağa aldığımız uygun bir tenceremize 200 gram kadar tereyağımızı alıyoruz. Tereyağımızı sürekli karıştıra karıştıra sos tenceresinin içinde hem eriteceğiz hem de biraz ılımasını sağlayacağız. Ama kesinlikle kaynama noktasına getirmeyeceğiz. Evet, tereyağımız parmağımızın dayanabileceği bir sıcaklığa geldikten sonra ocağımızdan alacağız. Doğradığımız çikolatalarımızı tereyağımızın içine aktaracağız. Ve bu ikisini sürekli karıştırarak çikolataların tamamen erimesini sağlayacağız. Evet, şimdilik bu karışımımızı kenara alıyoruz ve diğer malzemelere geçiyoruz. Evet, sıra geldi brownie'nizin kekini hazırlamaya. Bunun için derince bir karıştırma kabına 3 adet yumurta alıyoruz. Ardından bir su bardağı toz şeker ekliyoruz. Ve ikisini kremamsı bir kıvama gelene kadar çırpıyoruz. Yumurta ve şekerimizi yaklaşık 5 dakika kadar, bakın böyle hafif kremamsı bir kıvama gelene kadar çırptık. Şimdi sıra geldi çikolatamıza. Çikolatamız hala ılık. Burada yumurta var. Çikolatayı ekledikçe yumurtanın pişmemesi için yavaş yavaş ekleyeceğiz. Yumurtayı hızlı hızlı çırpacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Çikolatamızı yavaş ekliyoruz. Yumurtamızı hızlı hızlı çırpıyoruz. Artık yumurtalı karışımın da kıvamı ılımaya başladıkça eklediğimiz çikolatamızın da miktarını arttırıyoruz ama hızlı hızlı çırpmaya devam ediyoruz. Evet, şimdi sıra geldi brownie'mizin kuru malzemelerini eklemeye. Süzeğimizi aldık. İçerisine sadece yarım su bardağı un ekliyoruz. Bir paket vanilya ekliyoruz. Ve eleyerek karışımımıza dahil ediyoruz. Ardından spatula yardımıyla alttan üste katlayarak unumuzu karışıma yediriyoruz. Tamamen homojen bir hale gelene kadar bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, brownie kekimiz artık hazır. Evet, kalıp olarak yaklaşık 23-24 santimlik yuvarlak bir kek kalıbı kullanacağım. İsterseniz kare bir kalıp da kullanabilirsiniz. Bir spatula yardımıyla hamurumu kalıbın içine aktaracağım. Evet, şimdi fırına gitme zamanı.
Evet, brownie'miz fırından çıktı. Şimdi tek yapmamız gereken biraz soğumasını beklemek. Evet, brownie'miz soğudu. Halen hafif ılık. Şimdi ufak bir bıçak yardımıyla kenar kısımlarını ayıracağım. Ve kalıbımı açacağım. Görüntü şahane. Tek kelimeyle harika. Ben şöyle bir dilimle brownie'mizin tadına bakalım. Bakın içerisi gayet güzel, ıslak ıslak. Dışarısı hafif çıtırı bir çikolata katmanı var. Lezzeti şahane. Tek kelimeyle harika. Efendim, Mutfak İşleri Müdürü'nden bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz, beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram sayfamızı ve YouTube kanalımızı takip alabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, afiyet olsun.